Bugün sizlere arabesk bir öykü anlatacağım. Gerçek bir yaşam öyküsü. Bergen'in öyküsü. Bergen sadece 29 yıl yaşadı. Hayatını bir adama duyduğu ölümüne aşka adadı. Tek isteği şarkı söylemekti. Ancak o adam öylesine kıskançtı ki gün geldi bir kova kezzapı yüzüne attı, Bergen'in güzelliğini elinden aldı ve gün geldi canını. Asıl adı Bergen'in Sarılmışer. 1960 yılında Mersin'de doğdu. Anne ve babasının boşanmasından dolayı 1966 yılında annesiyle birlikte Ankara'ya yerleşti. İlkokul eğitiminin ardından devlet konservatuarı sınavlarına girdi ve piyano bölümünü başarıyla kazandı. Ancak ailesinin imkanlarının olmamasından dolayı eğitimini tamamlayamadı ve yarıda bıraktı. Çalışması gerekiyordu. Bunun için yaşını büyüttüler ve PTT kurumunda çalışmaya başladı. Ancak yaşadığı bir ilişki PTT kurumundan ayrılmasına neden oldu. 1977 yılında dayısının oğlu olan Göksel Sarılmışer'le evlendi ve bu evlilik sadece 4 yıl sürdü. 1981 yılında boşandılar. 1979 yılında arkadaşlarıyla birlikte eğlenmek için gittiği Feyman Gece Kulübü'nde o gece sahneye çıktı. Kulübün patronu onun performansını çok beğendi ve sahne almasını teklif etti. O geceden sonra grup Lokomotif'le birlikte Feyman Gece Kulübü'nde sahne almaya başladı. Repertuarında aranjman şarkılarla birlikte Türk Sanat Müziği ve Hafif Batı Müziği şarkıları yer alıyordu. Sen affetsen ben affetme. Artık sahne almaya başlayan Belgin bir gün gazete okurken gazetedeki haber dikkatini çekti. Haber Norveç'in şehirlerinden Bergen'den bahsediyordu. Bergen adını çok seven Belgin artık sahneye Bergen adıyla çıkmaya karar verdi. O günden sonra artık onun adı Bergen'di. Ankara'daki sahne çalışmalarının ardından Bergen Adana'dan teklif aldı. 1981 yılında sahneye çıkmak için Adana'ya gitti. İşte 1981 yılı Bergen'in hayatının dönüm noktasıydı. Adana'ya başlayan yolculuk Bergen'in hayatını baştan sona değiştirecekti. Bergen Adana'da sahne aldığı kulüpte Halis Serbest'le tanıştı. Bergen'in kömür gözlü adam diye ifade ettiği Halis Serbest her gece Bergen'in sahne aldığı kulübe geliyor, en önde kendine bir masa kuruyor ve bütün gece boyunca Bergen'in gözlerinin içine bakarak onu seyrediyordu ve her gece kulübe Bergen'e çiçekler gönderiyordu. Bergen bu çiçeklerden ve ilgiden rahatsız oldu. Hatta bir gece o çiçekleri Halis Serbest'in yüzüne fırlattı. Halis Serbest o geceden sonra kulübe gelmedi ama çiçekleri göndermeye devam etti. Gönderdiği çiçeklerden birinde bir not vardı. Beni tanırsan belki seversin diyordu. İşte o not her şeyi değiştirdi. Bergen, Halis Serbest'e şans verdi ve bir ilişkiye merhaba dediler. İşte bu merhaba, Bergen'in hayatının akışını değiştirecek olan merhabaydı. Bir yıl sonra 1982 yılında evlendiler. Evlilikleri boyunca Halis Serbest eşi Bergen'e fiziki şiddet uyguladı ve Bergen her defasında bu şiddetten kaçmak için evi terk etti. O yıllarda Halis Serbest ve Bergen'in ilişkisi ve evliliğiyle ilgili olarak da ortaya atılan bazı iddialar vardı. O iddiaların en önemlilerinden bir tanesi de müzik dünyasında hakim olan mafya uzantısının Halis Serbest'i Bergen'in karşısına bilinçli olarak çıkardığı ve bu yolla Bergen'i ellerinde tutmak istemeleriydi. Tabii ki bu zaman içerisinde bir iddiadan öteye gitmedi. Bergen, Halis Serbest'le evliliği süresi içerisinde 1982 yılında kariyerindeki ilk long play'ini yaptı. Şikayetim Var adıyla yapmış olduğu bu long play aslında onun profesyonel anlamda sahne dışında bir albümlü sanatçı olarak müzik dünyasına ilk merhaba deyişiydi. Kocasının şiddetinden dolayı eşini ve evini terk eden Bergen 1982 yılında İzmir Alsancak'ta New York Gece Kulübü'nde sahne almaya başladı. Sahne aldığı bir gece kocasının tuttuğu bir adam bir kova kezzapı Bergen'in yüzüne ve vücuduna fırlattı. O gece Bergen iki gözünü birden kaybetti ve vücudunda yanıklar oluştu. Zaman içerisinde Bergen'in gözlerinden biri, sol gözü görme yetisini tekrar kazandı ama sağ gözünü tamamen kaybetmişti. O günden sonra Bergen sağ gözünü saçlarıyla kapattı ve güneş gözlüğü takmaya başladı. İşte Bergen dendiği zaman hafızamızda yer eden o unutulmaz Bergen imajı böyle oluştu. Çilekeşin yaşaması ıstıraptır.
Olayın azmettiricisi olan Bergen'in kocası Ali Serbest, 2 aylık firardan sonra yakalandı ve Buca cezaevine konuldu. Bergen, gördüğü tedavi sonrası yeniden sahneye çıkması için bir teklif aldı. Teklif, Kibariye'nin yorumladığı Kim Bilir isimli şarkının bestecisi olan Cengiz Özşeker'den geldi. Cengiz Özşeker'in İzmir'de bir pavyonu vardı ve bu pavyonda sahne alması için Bergen'e teklifte bulundu. Bergen, İzmir Pırlanta pavyonda sahne alırken diğer taraftan da Cengiz Özşeker'le birlikte bir demo kaset hazırladı. Kardeşiz Kader isimli bu demo kaset tamamlandıktan sonra dönemin ünlü plakçılarından biri olan Yaşar Kekava'ya gönderdiler. Yaşar Kekava demo kaseti dinledi ve çok beğendi. Bergen'i İstanbul'a davet etti. Kardeşiz Kader. Kardeşiz Kader isimli demo kaset her haliyle amatör izler taşıyan bir çalışmaydı. Ancak Yaşar Kekava hemen onunla plak anlaşması yaptı. Ve 1985 yılında gerçek anlamda ilk profesyonel long play'ini yapma imkanını yakaladı Bergen. O long play'in adı İnsan Severse. Eğer insan severse. Ve bir yıl sonra 1986 yılının sonlarına doğru Bergen'i Bergen yapan albüm Müzik Marketler değerini aldı. Yine Yaşar Kekava etiketiyle piyasaya çıkan albümün adı Acıların Kadını. Kahrediyor hayat beni, acılarımın kadınıyım. Acıların Kadını isimli albüm öylesine büyük sükse yaptı ki Bergen yılın en çok satan albümüne de imza attı. Ve 1987 yılında Bergen'e 86'daki başarısından dolayı yılın en çok albümü satan kadın arabesk yorumcusu ödülü verildi. Bu başarının ardından Bergen artık Türkiye çapında gerçek anlamda bir yıldızdı. Bu başarı sadece albümle kalmadı. Dönemin yine ünlü yönetmenlerinden biri olan Ülkü Erakal'ın Acıların Kadını isimli albümünün başarısının ardından bir film yapmak istedi. Filmde başrolü kim oynayacaktı? Tabii ki Bergen. Bergen, Acıların Kadını filmi için Yalçın Gülhan, Asuman Arsan ve Meral Niron'la kamera karşısına geçti. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Bergen birçok yerden turne teklifleri almaya başladı. Ardı ardına sahne çalışmalarına devam eden Bergen bir gün Adana'da sahne alırken yeniden saldırıya uğradı. Bu saldırı bu kez bıçaklı bir saldırıydı ancak saldırıdan yara almadan kurtulmayı başardı. Bergen bu başarıları imza atarken diğer taraftan eşiyle olan hukuki evliliği de devam ediyordu. Henüz boşanmamışlardı. Ta ki 1989 yılına gelinceye kadar. 1989 yılında Halis Serbest ve Bergen resmen boşandılar. Halis Serbest'le boşanmış olması Bergen'in üzerinden son derece önemli bir yükü ve sorunu da almıştı. Ama gerçekten bu sorun ve yük sona ermiş miydi? Yine aynı yıl, 1989 yılında Bergen yeni bir albüm yaptı, Yıllar Affetmez. Bu albümde yine büyük sükse yaptı. Bu süksenin ardından Bergen bir Türkiye turnesine çıktı. Düşeni götürür, yıllar affetmez. Bergen Türkiye turnesi kapsamında Samsun'da sahne aldıktan sonra Kayseri'ye geçti. Kayseri sahnesinin ardından aynı gün Mersin'e gitmek istedi çünkü Mersin'de de bir sahnesi vardı. Ancak bu arada bir haber almışlardı. Eski eşi Halis Serbest kendilerini takip ediyordu. Bergen durumu emniyet güçleriyle paylaştı. Emniyet güçleri herhangi bir tehlikenin olmadığını söyleyince Bergen ve annesi karayoluyla Mersin'e doğru yola çıktılar. 1989 yılının 14 Ağustos'unu 15 Ağustos'a bağlayan gecenin sabahında sabah 4 sularında Bergen ve annesi Tarsus Pozantı Karayolu'nda mola için bir restorana girerler ve girdikleri restoranda bir süre sonra karşılarına Halis Serbest çıkar. Bergen ve Halis Serbest'in arasında o gece bir tartışma yaşanır. Halis Serbest o gece Bergen ve annesinin üzerine kurşun yağdırır. Bergen'e 6, annesi Sabahat Hanım'a 3 kurşun isabet eder. Bergen o gece hayatını kaybeder ve cesedi Tarsus Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılır. Annesi Sabahat Hanım ise yoğun tedaviler sonrası hayata tutunmayı başarır. Olaydan bir gün sonra da Bergen'in cenazesi Mersin'de Akbelen Mezarlığı'na defnedilir. Bergen'in katili olan Halis Serbest olay sonrası yurt dışına kaçar. Yıllar sonra Almanya'da yakalanır ve Türkiye'ye iade edilir. Mahkeme sonrasında Halis Serbest sadece 7 aylık bir mahkumiyet alır ve sonrasında serbest kalır.
Arabesk müziğin terminolojideki yeri aslında müzikal olarak var mı yok mu tartışması hala söz konusu. Ancak gelin görün ki bu müziğin kendi içerisindeki duygusuna baktığımız zaman gerçekten de acı kelimesi en önemli temalarından bir tanesi. Arabesk yorumcusu bir kadın vokalin kendi hayatında bu acıları böylesine yaşamış olması da herhalde çok önemli bir ironi olsa gerek. Bergen, Türk popüler müzik tarihimizde yaptığı müzikle hayatı eşdeğer olan yegane kadın vokal dersem hiç de yanlış olmaz. Öylesine ki bir albüm yapmış ve o albüm adeta onu anlatmış. Yıllar sonra da Bergen'i biz Bergen olarak anlatırken önüne şu ifadeyi kullanıyoruz. Acıların kadını Bergen. Bu arabesk yaşam öyküsü işte burada sona erdi.